Bismillahirrahmanirrahim. İHL Arapça 12. Ünite 1. İlahiyat bahsindeyiz. Sayfa 17. 4. maddeden başlıyoruz. İstemi' dinle. Ente, sen dinle. Neyi? İlel hivari. Hivar, diyalog manasına geliyordu. Diyaloğu dinle, konuşmayı dinle. Hangi diyalog? El ati, gelen, aşağıda yer alan diyaloğu dinle. Sümme, sonra dinlemenin ardından ikra, oku, ente, sen oku, ente gizli zamir, faildir. Neyi oku? Hı, onu, o diyaloğu, hu da meful olur. Ve tebadele, tebadele, mübadele yani değiştir demek. Neyi değiştir? El edvara, rolleri. Rolleri değiştir. Yani ilk okuyuşta diyelim ki Ahmet sensen, Mehmet arkadaşınsa bir sonraki okuyuşta rolleri değiştirin. Edvar, devrun devrani edvar, ceddün ceddani ecdat, fi'lun fi'lani ef'al. Cimi mükesser kalıbı çok yaygın olarak kullanılıyor. Peki rolleri değiştir kiminle beraber? Değiştirelim. Ma'a beraber demek. Ma'a zümelaike. Zümele arkadaşlar. Zümelaike. Ke sen. Kendi. Kendi arkadaşlarına beraber rolleri de değiştir. Okuyoruz. Hel soru edatıdır. Türkçedeki mı, mi, mu edatı diyebilirsin. Hel ketebe te. Sen yazdın mı? Te, ti, tu. Farklı farklı okunabilir değil mi? Ketebtu. Hel ketebtu. Ben yazdım mı? Hel ketebte. Sen yazdın mı? Erkeğe yönelik. Hel ketebti. Sen yazdın mı? Kadına yönelik. Hel ketebte. Sen yazdın mı? Niye te diyorum? Çünkü devamında ne geliyor? Farklı bir kişi geliyor hemen solda. Gelen kişi buradaki resim erkek resmi. Olduğundan T diyorum. Aynı resim değil. Aynı resim olsa tu derdim. Ama resim de aynı değil. Demek ki bir ikinci şahıs var karşımızda. Hel ketebte. Sen yazdın mı? Ketebe fiil. T fail. Neyi yazdın mı? Meful lazım sana. Bu yüzden vacibe. Ba'nın fethasıyla okuyoruz. Mefuldür kendisi. Hel ketebte vacibe ilmi tevhidi. Tevhid ilmi ödevini. Vacibe ödev demek. Tevhid ilmi ödevini yazdın mı? Kime söylüyor? Ya Abderrahimi. Ey Abdurrahim. Ya ey diye çevrilir. Abd kul demektir. Kul, köle. Rahim çok acıyıcı, çok acıyan manasındadır. Abderrahim de kelime kelime mana verilmez. Özel isimdir. Ya Abderrahim. Dalın, dal harfinin fethası ile. Niye? Çünkü bu kelime münadadır. Muzaf münada olarak adlandırılır. Muzaf münadayı fetha ile okuyarak geçiyoruz. Abderrahim. Ey Abderrahim. Tabii Türkçe'ye çevirirken de Abderrahim çevirmezsin. Okunuşu, telaffuzu böyle de. Türkçe'ye çevirirken Abdu. Ey Abdurrahim. Sen tevhid ilmi ödevini yazdın mı? Abdurrahim cevap veriyor. Naam, evet. İstese la da diyebilirdi. Naam, evet demek. La, hayır demek. Demek ki yazmış. Naam, evet. Velhamdülillahi. Allah'a şükürler olsun. Velhamdü, hamd kime mahsustur? Lillahi, Allah'a mahsustur. Allah'a hamd olsun. Allah'a şükürler olsun. Yazdım. Ve qara'tu. Ve ben okudum. Kara efil, tu fail, derse meful. Meful olduğu için senin fethasıyla okuyacağız. Karat okudum. Dersel vahdaniyeti. Vahdaniyet dersini okudum. Vahdaniyet Allah'ın tek olması demek idi. Ma mana vahdaniyetillahi soruyor zaten. Ma nedir? Soru edat. Hani hel mı mi mu diye çevriliyordu. Ma da nedir diye çevriliyor. Ma nedir? Mana vahdaniyetillahi. Allah'ın vahdaniyetinin manası nedir? Allah'ın tek olmasının manası nedir? Hiye o, hangi o? Yani vahdaniyet dediğimiz şey, vahdaniyetillahi dediğimiz, Allah'ın vahdaniyeti dediğimiz şey, hiye işte o, nedir? Bi ihtisarin, bi
İhtisar. Tabi bihtisarin diye okunur da ben parça parça okuyorum. Bihtisarin özet ile şudur. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Vahdehu. Yalnızca o vardır. La şerike le. Kendisinin ortağı yoktur. Vahde yalnızca. Vahdehu. Ondan başka. Kendisinden başka. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Vahdehu. Yalnızca o var. La şerike le. Onun bir ortağı da yoktur. Hada bu hangi bu? Yani senin söylemiş olduğun, ifade ettiğin bu cevap, bu cümle var ya işte hada bu nedir? Sahihun doğrudur. Hada mübteda sahih haber olur. Kale hüve gizli zamir ve fail olur. Kale buyurdu kim? Hüve o Allah. Teala yüce oldu demektir esasen. Teala'da da gizli zamir hüve var. Ama toparlarsan Allah Teala şöyle buyurdu. Beyyine suresi 5 numara ayette. Ve ma umiru onlar emrolunmadılar. İlla ancak emrolundular. Ne için? Veya neye emrolundular? Liyabudu kulluk etsinler diye. Allah'a yüce Allah'a. Toparlarsak onlar sadece Allah'a kulluk etmek için emrolundular. Onlar ne oldukları halde? Muhlesine ait kılarak lehu Allah'a ed-dine dini. Dini Allah'a has kılarak sadece Allah'a ibadet etmek için emrolundular. Bunun dışında bir şeye tapmak, kulluk etmek için emrolunmadılar. Ey yani ne demek şimdi bu ayeti kısaca tefsir etmek isteseydik? Ey çünkü ne harfi? Tefsir harfidir. La ya'buduna onlar kulluk etmezler. Ma'hu o Allah'la beraber. Kime? Ahaden hiçbir kimseye. Bu demektir. Dinuna, bizim dinimiz nedir? Dinul vahdaniyeti, vahdaniyet dinidir. Bak yukarıda geçmişti zaten. La ya'buduna ma'hu ahaden vardı, ferden vardı. Evet, ahaden. Dinuna vardı, peşine dinukum vardı. Dinul vahdaniyet. Yukarıdaki bir önceki derste bak la ya'buduna ma'hu ahaden demiştik değil mi? Ondan sonra şu dinul vahdaniyeti dinuna diyerek başlamıştık. İşte oradaki cümleler buradan alınmış diyebilirsin yani. Dinuna bizim dinimiz nedir? Dinul vahdaniyeti, vahdaniyet dinidir. Allah'ın tek olduğu inancına sahip olan bir dindir. Eddinul hakki. Eddinul hak. Eddinul hakku hak dindir. Kale Teala Yüce Allah şöyle buyurdu. İnne dine şüphesiz ki din. İnde Allah Allah katındaki din nedir? El İslamu İslam'dır. Ali İmran 19. Ayetlerin evvelinde ve sonunda gelen bu 3 nokta nedir? Yani ayet buradan başlamıyor. Bu ayetin sağ tarafında başka kelimeler de var. Sol 3 nokta var. Bu da ayet burada bitmiyor. Esasen ayetin sol tarafında başka kelimeler de var. Biz alıntı yaptık manasına geliyor. 5. Ecib cevap ver. Ecabe yucibu. İfal babından emri hazır. Cabe ecabe. Ecref bir fiil ifal babına aktarıldığında emri hazır böyle gelir. Ekrim gibi değil yani. Ecib diye gelir. Ecib ente. Sen cevap ver. Anil esireti suallerden. Sen sorulara cevap ver. Nasıl verelim? Şefeviyen. Dil ile, dudak ile yani söyleyerek. Yazarak değil. Müstaine yardım alarak bin nasli parçadan. Elif maddesi. Beyin, beyan et, ente, sen, ehemme mevduati, dersil ilahiyati, ilahiyat dersinin konuları, mevzuat konu demek. Konularının önemini ifade et. İlahiyat dersinin konularının önemini, ehemmiyetini beyan et, açıkla. Fi ilmi tevhidi, tevhid ilmi hususundaki önemini, tevhid ilmi açısından önemini, değerini ifade et. B maddesi. Ma nedir mana vahdaniyetillahi, Allah'ın vahdaniyetinin manası nedir? T maddesi. Uzkur zikret yani söyle, ente sen, delilen bir delil, bir kanıt söyle.
Nereden olsun bu kanıt? Minel Kur'an'ı, Kur'an'dan olsun. Peki ne üzere bir delil istiyorsun? Yani ne için, neye yönelik bir delil? Ala ennel İslam'e, şüphesiz ki İslam, hüve o İslam nedir? Dinu el hakku, hak dindir. İslam dininin hak din olduğuna dair Kur'an'dan bir delil söyle, diyor. T maddesi için ne söyleyebilirsin? İnne dine indallahil İslam. Ali İmran 19. Ali İmran 85'i de ilave edebilirsin. Bir başka delil olarak. Ve men yebteğî gayral İslami dinen felen yukbele min. İslam'dan başka bir din Allah tarafından kabul edilmeyeceğini ifade eden bir diğer ayet Ali İmran 85 numaralı ayettir. Böylece T maddesinden başlayarak devam ediyoruz. B maddesine geldiğimizde ma mana vahdaniyetillahi, Allah'ın tekliğinin manası nedir, diyor. Kendisinden başka bir ilah olmamasıdır. Dolayısıyla yukarıda geçen şu mesela diyebilirsin. Zaten söylemiş. Ma mana vahdaniyetillahi, söylemiş aynı soru. Cevap ne? Şu. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Bunu aynen B maddesine cevap olarak yazabilirsin. E'yi bir daha okuyalım. Beyin beyan et. Ehem mühim. Yani ehem ne demek? En mühim, en önemli. En önemli konular. Beyin ehemme mevduati dersel ilahiyatı, ilahiyat dersi konularının en önemlisini beyan et, demiş. Tevhid ilmine dair ama. Onda ne diyebilirsin? Elif maddesi için söyleyeceğimiz şey ne oluyor? Hiye o mevzu, o konu nedir? Vahdaniyetullahi, Allah'ın vahdaniyetidir, tek olmasıdır. Yani elif maddesi için cevap verirken evvela hiye yazıyorsun. Hiye peşine şu gördüğün yeri vahdaniyetullahi yazıyorsun. O konu vahdaniyetullah'tır şeklinde yazıyoruz. Madde 6'da va koy. Va koy, yerleştir. İşareten bir işaret. Şu işareti. Nereye koy? Emamel ibaret. İbare yazı. Emame önüne. Yazının önüne koy. Cümlenin önüne koy. Emamel ibareti es-sahihati. Doğru ibarenin önüne şu işareti koy. Ve yine koy, ne koy? İşareten, bir işaret, şu işareti, çarpı işaretini koy. Nereye? Emamel ibareti, yazının, cümlenin önüne. Öyle yazı ki gayri sahihati, sahih olmayan, yani doğru olmayan, yanlış olan yazının önüne de bundan koy. Elif maddesi doğru, B maddesi doğru, T maddesi yanlış. Nedrusu, biz ders görüyoruz, öğreniyoruz. Fi dersi ilahiyat, ilahiyat dersinde ne görüyoruz, ne öğreniyoruz? Öğrendiğimiz şey nedir? Nedrusu muzari fiil, nahnu gizli zamir fail, sana meful lazım. Sıfatillahi, Allah'ın sıfatlarını. Ve minha, işte o sıfatlardandır, bir tanesidir. Ne? El vahdaniyetu, vahdaniyet. Minha car mecrur şibih cümle olarak haberdir. Vahdaniyet müptedadır. B maddesi Allah, Allah nedir? Vahidun birdir. Ahadun tektir. T maddesi ma'nel vahdaniyeti, vahdaniyetin manası nedir? İbadetullahi. İbadetullah Allah'a, yani burası Allah'a ibadettir. Allah'ın ibadetidir gibi çok uyumsuz bir mana çıkıyor. Mana uyumsuz. Vahdaniyetin manası yukarıda geçti zaten. Ma mana vahdaniyetillah diye sorulmuştu. Ve cevap verilmişti. La ilahe illallah vahdehu la şirike leh. Manası budur. İbadetullah değildir yani. Madde 7. El kavaidu kaidetun müfret. Kavaid cemi mükesserdir. Evvelen öncelikle teemmele, teemmel, düşün
el-ibarete yazıyı, cümleyi, ifadeyi. El-atiyet aşağıda gelen cümleyi düşün ve tezekkar ve hatırla. Veba koydu Ahmedu Ahmet el-kitabe kitabı koydu. Veba illet harfi var kendisinde. Dolayısıyla muteldir. İllet harfi faal fiili konumunda kelimenin orijinal olarak ilk harfidir yani. Dolayısıyla misal fiildir. Ve vavdır bu, ya değildir. O zaman misalin vavi kısmıdır. Misali vavi diyoruz. Ahmet isim zaten, konu dışı. Kitap isim, konu dışı. Konu fiillerle alakalı. B-B-E başladı. Kim? Gizli zamir hüve var. O başladı. O kişi. Mesela hoca. Şeraha yeşrahu. Açıklıyor. Açıklamaya başladı. Yeşrahu hüve. Gizli zamir fail. Kime açık diyor? Kime açıklamaya başladı? Littullabi öğrencilere yönelik. Neyi? Dersel ilahiyat. İlahiyat dersini şerh etmeye, izah etmeye başladı. B-D-E. Vav atıf harfi, konu dışı. Veya vav ibtidaiyeti diyebilirsin. Konu dışı yani. BDE fiilimiz sülasi mücerrettir. Üç harflidir. Kendisinde illet harfi olmadığı için mutel değildir. Dolayısıyla sahihin bir kısmı olması lazım. Kendisinde hemze var, o zaman mehmuzdur. Hemze lamel fiilinde, yani kök harflerinden sonuncusu, o zaman mehmuzul lamdır. Evet. Şeraha yeşrahu. Şeraha mazisini düşündüğünde illet harfi var mı? Yok. O zaman mutel değil. Sahihin bir kısmı. Hemze var mı? Yok. O zaman mehmuz da değil. Şedde veya aynı harfin tekrarı söz konusu mu? Değil. O zaman muzdarif da değil. Eşittir. Sahihin salim kısmıdır. Littullab isimdir. Konu dışı. Ders isimdir. Konu dışı. El ilahiyat isimdir. Konu dışı. Konu neyle alakalı? Sahih fiil, mutel fiil ile alakalı. Yani fiillerle alakalı. Tullab kelimesinin isim olduğunu anlıyorsun çünkü başında harfi cer var. Ders kelimesinin isim olduğunu anlıyorsun çünkü kendisi nedir burada? Muzaftır. Fiiller muzaf olamaz. Muzaf olduğunu nereden anladın? Biraz daha gramer görmek gerekiyor anlayabilmek için. Tebekkar düşün. Tebekkar hatırla. Lahiz düşün. Önce hatırla, sonra düşün bakalım. El fi'lu es-sahihu. Sahih fiil. Hüyo sahih fiil nedir? Ma hala dışındadır, hariçtir. Asluhu onun aslı min ahrufil illeti selaseti. 3 illet harfi dışındadır onun aslı. Asluhu onun aslı yani kök harfleri. Onun kök harfleri dışındadır. Neyden dışındadır? Neyin dışındadır? Min ahrufil illeti selaseti. 3 illet harfi dışındadır. Yani kök harflerinden hiçbiri illet harflerinden içermemektedir. Ve der ki işte bu, işte bu. Misli örnek. B, D, E. Vav ya elif var mı? Yok. Elif değil, sondaki hemzedir. Okunur, telaffuz edilir. B, D, E harike alır. Oysa ki elif harike almaz, telaffuz edilmez. En fazla met harfi olarak bulunur. Bizzat kendisi okunmaz yani. Okunabildiğine göre hemzedir bu. B, D, E. Mehmuzullam. Şeraha. Zaten yukarıdaki şeyler anlatıyor değil mi? Şeraha. Şeraha nedir? Bu da sahihin salim kısmıdır. Derase. Mazi fiil olarak gelmiş burada. Fiil olarak gelmiş. Yani yukarıdaki şu ders kelimesi gibi değil. Ders kelimesi mastardır, isimdir. Derase mazidir. İllet harfi içermediği için mutel değildir. Şedde ve aynı harfin tekrar içermediğinden muzaaf da değildir. Hemze almadığından mehmuz da değildir. O zaman sahihin salim kısmındandır. Şekke, medde, ferra, avva, galle gibi nedir? İllet harfi içermediği için mutel değil. Hemze içermediği için mehmuz değil. Ama şedde var. O zaman muzaaf fiildir, mazidir. Ahruful illeti illet harfleri nelerdir? Hiye o illet harfleri. El elifu vel vavu vel ya'u. Elif vav ya'dır. Ahruf cemi mükesser. Harf kelimesinin çoğulu. Saniyen ikinci olarak teemmel düşün. Entesen el cümele elatiyet. Aşağıda gelen cümleleri düşün. Elif maddesi Kârallahu Teala. Şimdi bunları sarf yönünden, yani sahihtir, muteldir açısından incelemeye alacağız. Kârallahu Teala, Yüce Allah şöyle buyurdu. Şimdi hepsini okuyup zaman kaybına neden olmak istemiyorum. Sure numaraları var.
Sure adı El-Mücadele. Ayet No. 21. Bir sonraki ayet Müzzemmil suresi 20 numaralı ayet. Bir sonraki Me'aric suresi 1 numaralı ayet. Sonraki Zümer suresi 8 numara. Bir sonraki İsra 67. Daha yok, böyle bitti. Buradan buralar aç manasına bakabilirsiniz. O yüzden bunları okudum ben. Şimdi kırmızı kelimelere özellikle değinelim. Ketebe. Mutel değildir. Niye? Vav, ya, elif hiçbiri yok ki. İllet harflerinden hiçbirini içermiyor. O zaman sahihtir. Evet, o zaman nedir? Sahihtir. Nitekim hatırlıyorsunuz. İlletli fiil, yani mutel fiil diyebilmek için kök harflerinden vav, ya, eliften herhangi birisi veya birden fazlası bulunmalı. Sahih fiil ise vav, ya, eliften hiçbiri yoksa ona sahih diyoruz. Ketebe. Vav, ya, elif içermiyor kök harfleri bakımından. O zaman sahihtir. Kendisi şedde içermiyor ki muzaf diyesin. Hemze yok ki mehmuz diyesin. Yani bu durumda gerine kalır salim. Alime için aynı şey söz konusudur. Vav, ya, elif içermediği için mutel diyemezsin. Şedde veya aynı harfin tekrarı söz konusu olmadığından muzaf da diyemezsin. Hemze içermediği için mehmuz da diyemezsin. O zaman sine yine nedir? Sahihin salim kısmıdır. Sahihin mehmuz kısmı olabilmesi için kök harflerinden bir tanesi hemze olmalı. Sahihin muzaf kısmı diyebilmek için aynı harfin tekrarı veya fiilin şeddeli olarak yazılması gerekiyor idi. S, E ile hemze var. Aynı el fiili. Ortanca harfte hemze var. O zaman sahihin mehmuz kısmıdır. Kendisinde vav ya elif de yok. Dikkat ediyorsun. Kara tu, kara te, kara ti fark etmez. Kara e, mehmuz. Lam el fiil. Sonuncu harfte kök harflerinde sonuncusunda hemze var. Sondaki ta harfi kök harfi değil, zamirdir. Tabi gara et diye okumazsan ki okuyamazsın şu anda. Gara tu, gara te, gara ti diye okuyabilirsin. Nedir? Mehmuzul lam. Mehmuzdur yani. Messe, medde, şedde gibi muzaf fiildir. Sahihin muzaf kısmı olur. Messe aynı şekilde. Valle yine aynı şekilde muzaf kısmıdır. Valle o da aynı şekilde. Ne olur? Muzaf fiil olur. Şimdi dururken, yani durduk yerde şöyle bir şey demiş. Naam, evet diyerek cümleye başlıyor. Kim ne sordu sana da evet diyorsun? Buralarda hep ayetler geçiyor. Bir soru göremedim ben. Naam, evet. Ve karatu, ben okudum. Dersel ilahiyat, ilahiyat dersini evvan aynı şekilde. Cümlenin akışı olarak, yani bu cümlenin burada bulunması pek mantıklı olmadı. Çünkü yukarıdan akışa baktığında bir soru yok ortada. Neye evet diyorsun? Devam ettiğimizde sonuncu maddede de yine bir muzaf fiil olduğunu görüyoruz. Peşine ne var? Lahiz var. Lahiz düşünün. El fi'lu es-sahihu, sahih fiil nedir? Selasetu envain, üç nevi üzeredir. Üçe ayrılır. El mehmuzu, mehmuz nedir? Hüve o. Ma kâne. Ma öyle bir fiildir ki bu mehmuz kâne oldu veya dir. Ehadu hurufihi el asliyeti. Onun asli harflerinden birisidir. Nedir? Hemzeten. Hemzedir. Asli harflerden bir tanesi hemze ise ona mehmuz denir. Ve der ki bu misli örnek. Buna örnek nedir? Ehade. Ekele. Ve ede. Mele'e. Bede'e. Hepsinde hemze var. O zaman mehmuzdurlar. El muzaafu. Muzafi nedir? Hüve o. Ma. Öyle bir fiildir ki. Kânedir. Harfa es-sani. Burada harfahu, onun iki harfi. Harfahu es-sani, onun ikinci harfi. Ve salisu, harfahu sani ve salisu, onun iki, sani ikinci, salis üçüncü, onun ikinci ve üçüncü harfidir. Nedir? Mudgameyni. Mudgamdırlar. Birisi mudgam, diğerine mudgamun bih der. Mudgamun ileyh denir.
Mudgameyni şöyle diyelim. Birbirlerine, birisi diğerine idgam edilmiştir. Birisi diğerine idgam edilmiştir. İdgam etmek, idhal, dahil etmek, sokmak manasına, katmak manasına geliyor. Harfahu es-sani ve salisu, onun ikinci ve üçüncü harfidir. Nedir? Mudgameyni. Biri diğerine idgam edilmiştir. Mudgamun, mudgamani, mudgameyni tesniyedir bu kelimede. Edgame ifal babından isim meful, isim zaman, isim mekan, mimli mastar kalıplarına uyumlu bir yazılıştır. Burada çok ayrıntılı değil muzaf konusu esasen. Farklı kitaplarda hangisi mudgam, hangisi mudgam değil, hangisi diğerine katılıyor, izah edilmiştir. Ayrıntıya girilmemiş. Tekrar okuyalım. El-muzaafu hüve o muzafil ma öyle bir şeydir ki kânedir. Harfahu onun iki harfi. Hu muzafil demek. Muzafir'in iki harfidir. Hangi iki harfi? Es-sani ve salisu. İkinci ve üçüncü harfi nedir? Mudgameyni. Biri diğerine idgam edilmiştir. Ve der ki mislu. Buna da örnek nedir? Messe, valle, medde, vanne, radde. Biri diğerine idgam edilmiştir de her zaman idgamda değildirler. Bunların çok ayrıntıları var. Şimdi messe fiilin çekimini yaptığında veya diğerler olsun fark et. Örnek medde. Medde, medde, meddu, meddet, meddete, mededine, mededite. Yani her zaman şeddeli yazılmaz muzafil. Bu şedde kalkar. Buna fekkul idgam diyoruz. İdgamın çözüldüğü yerler vardır. Bu ayrıntı ilerleyen ünitelerde açıklanıyor mu bilmiyorum. Şu an için kitap girmemiş ayrıntılı bir konu. Fiil çekimini bilirsek ancak o zaman fark ederiz. Cemi müennes gaibe ve sonraki kalıplar yani muhatap, muhataba, nefsi mütekellim, vahde, mali, gayr oralarda şedde ortadan kalkar. Ben o yüzden muzafiri şöyle tanımlıyorum. Kök harflerinden birisinde şedde var. Veya şedde yoksa da aynı harfin tekrarı var. Buna ne diyoruz? Muzafil diyoruz. Aynı harfin tekrarı olduğu halde muzafil olmayanlar da var ama şimdi yani if'an, le gibi çok ayrıntılı bir konu esasen. Lise seviyesinde işleyelim. Fazla ayrıntıya ben de girmeyeyim. Es-salimu, salim fiil nedir? Hü ve o, ma öyle bir şeydir ki hala asluhu, onun aslı hariçtir, dışındadır. Aslı derken orijinal harfleri yani. Neyden hariçtir? Neyin dışındadır? Minel hemzeti ve tevaifi. Tevaif şedde. Şedde ve hemzenin dışındadır. Onun orijinal harfleri, kök harfleri hemze ve şedde içermez. Ve der ki mislu. Buna da örnek nedir? Ketebe, derase, laibe, hafiza, celese. Bu fiillerde şedde yoktur. Aynı zamanda hemze de yoktur. Ve daha önemlisi vav ya elif de yok. İllet harfleri de yoktur. Bundan ötürü bu fiiller nedir? Sahihin salim kısmıdır. Ayrıca şuna da değinmek gerekir. Şimdi burada ehade, ekele, ve ede, mele, bede gibi, messe, valle, medde gibi, ketebe, derase gibi çeşitli fiillere değindi. Bu fiiller hep mazisini verdi bize. Oysa ki bu fiilin mazisinin dışında muzarisi var. Emri hazırı, emri gaibi, nehi gaibi vesaire kalıpları da var. Yani messe her zaman karşına messe olarak çıkmaz. Ehade yehudu olarak da çıkabilir. Hud olarak da çıkabilir. Ama fark etmez. Hemzesi vardır. Çeşitli bablara aktarılabilir. Aktarılırsa hemzeyi yani nasıl görürsün? Çok ayrıntılı konudur ama ilahiyat düzeyinde çok ayrıntılı bir konudur. Şu anki lise düzeyinde bu bilginin yeterli olduğunu düşünüyoruz. El hulasatun nahviyetu. Nahvi özet. Nahiv yani dil bilgisinin özeti diyelim. Az önce anlatılan dil bilgisinin özeti nedir? El fi'lu sahihu sahih fiil hüve o elledi öyle bir fiildir ki hala asluhu onun aslı dışındadır. Aslı derken orijinal harfleri yani. Min ahrufi'l illeti selaseti. Selase 3. 3 illet harfinin dışındadır onun harfleri. Kök harfleri 3 illet harfinin dışındadır. Kök harfleri feal aynen lameldir. Bu sealde, aynen de, lamel de, illet harflerinden hiçbiri yoktur yani ona sahih diyebilmemiz için. Ve hiye o huruful ille veya ahruful ille dediğimiz üç illet harfi nedir? El elifu vel vavu vel ya'u. Ve lehu onlar için vardır ve lehu onun için vardır. Sahih fiil için.
Lehu haber. Ne vardır? Mübteda geliyor. Selasetu eksamin. Üç kısım vardır. Yani sahih fiil kendi içerisinde üçe ayrılır. El mehmuz, el muzaaf, es salim. Bir muzaf var, bir de muzaaf var. Muzaaf fiille alakalı. Muzaf isimle alakalıdır. Muzaf neydi? El mehmuz. Mehmuz kelimesi isim mefuldür kalıp olarak, sarf olarak bakarsan. Hemzelenmiş demek. Ve o mehmuz nedir? Ma öyle bir fiildir ki kâne'dir. Ehadu hurufihi el asliyeti. Asli harflerinden biri. Ehad bir. Huruf harfler. Asli derken kök harfleri. Yani faal aynen lamel. Asli harflerinden birisidir. Nedir? Hemzeten. Hemzedir. Hemze kâne'den haber olduğu için mensup okuyoruz. El muzaafu. Muzaf nedir? Hüve o. Ma öyle bir şeydir ki kâne'dir. Harfahu es-sani ve es-salisu. İkinci ve üçüncü harfidir. Nedir? Mudgameyni. Mudgamdır. Yani birbiri içerisine dahil edilmiştir. Biri diğerine katılmıştır. Şeddeli görünür veya şeddeli gözükmese de aynı harfin tekrarı karşına gelir. Bu şeddeli gözükmek veya aynı harfin tekrarı olmak kök harflerine has ama. Kök harflerinin dışında şeddeli görsen. Mesela ihmarra. İhmarra şeddelidir. Muzaf mı? Değil. İf'an le. Bak aynı harfin tekrarı var. Muzaf mı? Yok değil. Yani şeddeli olmak olsun, aynı harfin tekrarı olsun. Bunlar kök harfleri için geçerli tabirlerdir. Bunun dışındaki harfin tekrarı veya bunun dışındaki bir harfte şedde bulunması o fiili muzaf yapmıyor. Örnek verdim az önce. İhmerra. İf'an le. Bunlar muzaf değil. Es-sârimu. Sârim fiil nedir? Hüve o. Ma. Öyle bir fiildir ki hala asluhu. Onun kök harfleri dışındadır. Hala hariç demek. Dışında demek. Minel hemzeti ve tev'ifi vel ya'i vel elifi. Değil mi? Şeyde katabilirsin yani. Elif, vav, ya'yı da katabilirsin. Vav, ya, elif içermeyecek. Ayrıca şedde ve hemzede içermeyecekse kök harfleri o zaman ona salim diyoruz. Bir sonraki dersimizde 8 numaralı maddeden başlayacağız inşallah.